CHP meclise bir hafta sarısı sundu. Bazı suçlar için 5 yıl şartlı ceza indirimi uygulanacak. Yani cezası 5 yıldan az kalanlar serbest bırakılacak. Bu suçlar içerisinde insan ticareti, hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve tefecilik gibi suçlar yer alıyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sizce af çıkmalı mı? Vallahi bana kalsın o senin anlattığın güzel kelime, gaz, cinayet bilmem filan şekillerim ben. Ona kalsın dilim derim, çıkmasın derim. Bir tarafta sorsan çıkmasını isterim derim. Allah her kişi kurban olalım, Allah çıksın, nasip etmesin, gözünün önüne baksın derim, görmüş insanım. Allah düşünmesin öyle bir ya. Ben çıktım, 7-8 sene oldu Allah'a şükür, 5 sene. Bana dedi çıkma, deniz senesine çıktım, bunu dedi yaparsan yattan ceza dedi. O önümü de alacağını 5 sene yattıysam, bu 5 sene 10 sene boyunca 15 sene. Bu ceza artı yatacaksın. Ne affedirler, ne yasa verirler. Ömür boyu orada çıkma şansın yok derler. Yatağını, yorganını, ceketini al gel oraya koy. Ancak orada bir şekilde ölümü çıkar. Başka şansı çıkma şansı yok derim ben. Bu kadar. Ben af istemem. Şimdi bu güne af çıkarsa adam Nisan'da adam vurmuş. Kırgızlık yapmış. Çıkacak. 3 ay sonra yapıyı da yapacak. Değil mi? Yanlış mı, doğru mu? Bir de yapacak. Ama siyasetle bak adam 25 yıl adam yatıyor. 30 yıl yatıyor. Onlara yok. Ben onları savunmuyorum. Adam 4 ay yatmış. Aha 15-20 güne bir ay sonra çıkacak. Tekir bir daha adam bir daha cezaevine girecek. Bir daha çıkacak. Böyle olur mu? MHP meclise neden böyle bir hafta sarısı sunmuş olabilir? Ya, MHP bir iş adamı vardı. Alaaddin Çakıcı olarak. Onun için onlar onu düşünüyorlardı, biliyor musun? Bakalım vatandaş ne diyecek? Meclisteki ne? Bu bizim için değil. Meclisteki düşürenler onlar için var. Bunlar lafı geçer. Bizim lafımız geçer değil. Siz burada röportaj olarak bunu yapıyorsunuz. Bizim görüşümüz arası ne düşünüyorsunuz? Vatandaş çıksın mı çıkmasın diye düşünüyorsunuz bu konudan. Ha? İstiyorsun istemiyor musun diye düşünüyorsunuz bu konudan. Tamam mı? Vatandaş tamam çıksın. Bizim değil mi? Bunlar olmuyor ki. Bizim değil mi? Olur mu? Olur mu? Olmuyor. Tamam röportaj yaparsınız. Tamam bu konudan. Siz, bu sizin görevinizdir yani. Yapabilirsin ya. Sen de boksun. Sen de buradan ekmeğin para kazanıyorsun. Şimdi sen böyle bu röportaj yaparsanız da. Bu röportaj dolayısıyla şimdi bak adam bir asgari, ben bir asgari ücret olarak 30 yıl çalışmışım, 1300 lira maaş alıyorum. 1970 yılların, 80 yılların adam asgari ücret olarak çalışmıyordu. Emekli olan, o adam emekli olan kişi adam bir ev alıyordu. Geçen ev alıyordu. Şimdi adam emekli, biz 1300 lira maaş alıyoruz ya. 30 yıl gene emek vermişiz oraya. Yani yazık günah ya. Bugün adam çıkmış oradan meclise, ne diyor adam buradan? Ben vatandaşım böyle yaparım, ben vatandaşım şöyle yaparım. Ya öyle o şekilde olmaz, sen bu vatandaş sıkıyorsun. Sıktın, daha kemer yok. Kemer kalmadı ki, daha sen nasıl, yani yazık günah ya. Adamın bugün adam uçakları var, gemileri var, bu paraların, bu trilyonların, bu kimler kimin sayesinde adam kazanıyor? Vatandaş kim, vatandaşın sayesinde değil mi? Bak adam 16-17 yıldır adam var. Adam sıktı, kemer sıktı, daha kemerde kalmadı ki. Kemer nereye sıkayım ben ya? Kemer yok, delik yok. Nereye sıkayım ben? Sıkıyor da hala. Adam orada gemi almış. Bak adam buradan uçak almış. Trajeci abi yazık günah ya. Bu adam 30 yıl çalışmışsa 1300-1400 lira maaş alırsa, evin kiraysa, öğrenci varsa nasıl geçim yapsın? Yazık günah deme ya. Sizce af çıkmalı mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Af çıksın ama Çakıcı için değil. Vatandaş, garibanlar için af çıksın. Öyle hırsızlar için, yolsuzlar için, siyasi amaçlı olanlar için değil. Adam vuranlar için değil, devleti soyanlar için değil. Gariban. Hata işlemiş. Benim oğlum 8 sene yattı boşuna. Af çıkmalı. Cezaevinde yatan bilir. Ben cezaevinde de yattığım için bir koğuşta fazlasıyla insanlar yatıyor. Yani çıksın. Bazı terör vatan hainlerine zaten verilmiyor. Çıksın. Çıkmasından yanayım ben. Cezaevlerinde yatan bilir. Çok sıkı. Ben Antalya L tipinde de yattım. F tipinde de yattım. E tipinde de yattım. Çok aşırı bir yoğunluk var. Çıksın. Çıkmasından yanayım yani. Kesinlikle çıksın. Yıllar oldu yani. Çıkmıyor. 15 sene oldu. Çıksın. Çıkmasından yanayım. Yani. Vatan hainleri haricinde yani zaten belli bir şeyleri var zaten. Onlara kesinlikle yok yani. Çıkmasından yanayım ben. 162 bin suçlu aftan faydalanacak. Sizce bu toplum için bir tehdit oluşturur mu? Tehdit oluşturmaz. Oralar insanları bir uylaştırma yeri. Cezaevleri yani
Kesinlikle olmaz yani, çok yerinde çok iyi olur. Kesinlikle yani, çok yerinde çok iyi olur. Tabii ki çıkmalı. Benim torunum mesela 10 yıl boyunca hep serbest denetim. Şu anda bir cinayete daha karıştı. O cinayette af vurmuyor. Ama inşallah vurmasını istiyorum. Damadım da aynı, torunum da aynı. İnşallah kurtulurlar. Ben afın çıkmasını istiyorum yani. Bu sıkıntılar da giderilsin inşallah. Hiçbir şeye varamıyoruz. Her şey pahalı. Çok zor durumlara geldik yani, çok zor. İnşallah Allah çoluğumuza, çocuğumuza, tüm Müslüman alemlerine yardım etsin inşallah. Daha bir diyeceğim bir şey yok. Bence çıkmalı. İnsan hata yapabilir. Herkes hata yapar. Yani bir hayatın bir döneminde bir hata yapmış olabilir. Bence yani gerçekten düzelmeyi düşünüyorsa çıkmalı. Bence ikinci bir şans verilmeli yani insanlar. Ben çıkması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Peki sizce MHP neden böyle bir af tasarısı sunmuş olabilir meclise? Onun nedeni bilmiyorum. Belki o içindir. Belki başka hesapları vardır. Ama bilmiyorum. Tam MHP birisiyle yakındı. Alaaddin Çakıcı mı ne birisiyle konuşuyordu. Belki onun isteğiyle çıkarttılar bu yasayı, bilmiyorum tam olarak. Sizce bu toplum için bir tehdit oluşturur mu? Yok, oluşturmaz. Ya niye oluştursun? Tecavüzler zaten aramızda her gün işleniyor. Katil her gün çıkıyor. Çıkacak olan sonra oluyor yani. MHP meclise bir af tasarısı sundu. Bazı suçlar için 5 yıl şartlı ceza indirimi uygulanacak. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sizce af çıkmalı mı? Ya MHP önce kendini bir düşünsün de. Kimler af ediyor, kimler af etmiyor? İçeriye girenler doğru dürüst bir adam mı? Değil. Hepsi de şerefsiz. Parti şerefsizleri koruyor. Hepsi bu kadar. Tamam. Peki sizce... Ama bunu yayınlayın ha. Peki sizce MHP, Devlet Bahçeli neden böyle bir tasarı sunmuş olabilir meclise? Çıkarlar için. Çıkar olmasa affı şey yapar mı? Niye Tayyip Erdoğan'a yanaştı? Alamayacağı oylardan dolayı geçti oraya, yamandı. Herkes Tayyip'e yamanıyor. Ben yani ona buna karşı değilim de. Halkı ezen insanlar. Halk ezildik. Halk bir gün Suriye'den de beter oluruz. Bu zamlarla arkasına imza atan Bahçeli de var. Tabii onların duzu kuru. Karınları tok. Benim sarayım yok. Onlar sarayda oturuyor. Yemeğe içmeye para vermiyor. Bir pazara çıksın da Bahçeli, Tayyip Erdoğan. Domatesin kilosu kaç para olduğunu bir baksın. Şavlonlu hayvanları getirip de ülkeye sokan Tarım Bakanı önce kendisi bir eti yesin, ondan sonra halka sunsun. Ya kapatalım. MHP meclise bir af tasarısı sundu. Bazı MHP suçlar için. Meclise Çakıcı için sundu. Yanlış. Antalya'da 6 ay evveli baskında adamları yakalandı, içeri atıldı. Bireysel bir af ama toplum için, toplum yararına diye deşifre edildi. Benim fikirlerim bu. Başka söyleyecek de bir şeyim yok. Teşekkür ederim. MHP meclise bir af tasarısı sundu. Bazı suçlar için 5 yıl şartlı ceza indirimi uygulanacak. Yani cezası 5 yıldan az kalanlar serbest bırakılacak. Bu suçlar arasında insan ticareti, hırsızlık, dolandırıcılık, yağmalama... Olmasın, olmasın. Olmasın. Ne düşünüyorsunuz? Yanlış bence. Çıkmasın. Aynısını yapacaklar. Değil mi ama? Bence hayır. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence de. Dün oğlum söyledi. Anne af çıkmış diye çok kızdım. Çok üzüldüm. Yanlış yani, o çıkacak gene aynı işi yapacak aynı bence. Cezasını. Evet, çıkıp da huslu dursalar hayır. Evet. O da yok. Yok, tabii güvenliğimiz de yok. Güvenliğimiz, her şeyimiz şey. Güvenemiyoruz hiç kimseye. Her bakımdan, her açıdan. Herkesten korkuyoruz. Ya adaletin kestiği parmak acımaz diyorlar ya. Ben Türk adaletine inanmıyorum. Türk devletine inanmıyorum. Vallahi af çıkmalı tabii. İnsanlar, bazı insanlar, çocukları var mesela, bekliyorlar dışarıda, çıkması lazım da. Ama bazı mesela bazı kötü şeyler var Türkiye'mizde. Onlar için ben idam istiyorum. Başka bir şey. Gerçi başkan daha iyi bilir. Başkanımız daha iyi bilir. Yani bizim dememizden bir şey ifade etmez. Hangi suçlar mesela söylüyorsun? Ya mesela çocuk istismarı, ne bileyim ben, tecavüz, efendime söyleyeyim böyle bir katillik. Şunu bunu vurmak, rastgele insan öldürmek ve bunlara da idam gerekir yani. Başka da bir şey diyeceğim yok. MHP meclise bir af tasarısı sundu.
bazı suçlar için 5 yıl ceza indirimi uygulanacak. Bu suçlar arasında insan ticareti, hırsızlık, dolandırıcılık, yağmalama, yaralama, rüşvet, kaçakçılık ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlar yer alıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce af çıkmalı mı? O yönden af çıkmasa da iyi olur. Şöyle gavcılara, hırsızlara, çocuk kaçıran insanlara, evet, kesinlikle bunlara af çıkmaz. Bir daha yapmasınlar. Hatta idam etsinler. Bazı suçlar için 5 yıl şartlı ceza indirimi uygulanacak. Evet. Yani cezası 5 yıldan az kalanlar serbest bırakılacak. Toplamda 162 bin gibi bir suçudan bahsediliyor. İşte evet. Bu suçlar arasında insan ticareti, hırsızlık, dolandırıcılık, yağmalama, bunlar rüşvet, işte ihaleye fesat karıştırma gibi suçlar var. Bazı suçlarda da iyi olur. İyi. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Af çıksın. Normal çıksın diyorum. Normal. Aşırı bir şey yok ola. Yani serbest bırakabilir. Ama şeylere, devlete karşı suçlara yani bunlara af yok zaten. Devlete karşı. Olmaması lazım. Yani arada hırsızlar da çıkacak da onlar da ileride çıkacak. Başka çare yok. Yani çıkacak, onlar çıkacak. Bu çocuklara istismar, onlar çıkmaz zaten, onlara yok zaten. Onlara yok. Biraz da gereksizdi ama Bahçeli bunu sürdü. AK Parti de bunu mecbur çıkartacak. Başka yolu yok. Peki. Zaten bu işleri hep Bahçeli yapar. Alaaddin Çakıcı'yı kurtarmak için. Yok. İşleri hep o Bahçeli yapar. Başkanlık sistemini Bahçeli getirdi. Evet, Vahir'e Bahçeli götürdü. Bütün böyle şey, devletin şey yerlerinde Bahçeli vardır. Olmasaydı zaten AK Parti tek başına yapamazdı. Bunları getiremezdi de. Onun için Bahçeli'nin bazı şeyleri iyi. Bahçeli vatansever birisi. Devlet Bahçeli neden af istiyor olabilir? Onu söylemeyeceğim herhalde. Vaziyet. Arkadaşın dediğinden. Ondan istiyor biraz. Biraz ondan. Bana böyle geliyor yani. Ondan istiyor. Bazı öbür suçlarda da şey yapmaya çalışıyor da. Bir de cezaevler dolu. Cezaevleri dolu olduğu için biraz boşaltsın. FETÖ'cüne giriyor devamlı. Her gün yakalanıyor, her gün yakalanıyor, her gün. Cezaevini onlar doldursun, öbürleri boşaltsın. Böyle olacak, başka çare yok. Bazı suçlar için 5 yıl şartlı ceza indirimi uygulanacak. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sizce af çıkmalı mı? Ya o şart iyi. Ama ikincisi, suç af kapsamına girmeyecek suçlar var. Yani bunlar bayağı çoğunlukta. Ondan sonra da zaten kalanlar fuzulü tutuklanan insanlar. Yani hatalarla içeri alınmış insanlar. Onların affını ben de isterim. Bu suçlar arasında insan ticareti, hırsızlık, dolandırıcılık, yağmalama, rüşvet, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlar da yer alıyor. Onların anlaması gerekir. Çıkacaklar gene aynı işi yapacaklar. Kendileri yapmasa başka adam tutup yaptıracaklar. Gene aynı suçlar devam edecek. Onu çıkarttıklarına bin pişman olacaklar. Hani Raşan affında da aynı şeyler oldu. Hiç istenmeyen şeyler tekrar gerisin geriye döndü. 3 ay içerisinde çıkanların hepsi içeri girdi. Bir de yanlarında kullandıkları insanlar da girdi. Onun için yani hem zamansız hem uzun vadeli tartışmalarla gündeme getirilecek konudur. Öyle hemen birdenbire seçim yatırımı gibi 2-3 kişi yandaş gibi onların af gelecekse hiç gelmesin. Zaten memleketimiz bu konuda bayağı bir darbe almış durumda. 165 bin suçlunun aftan faydalanacağını biliyoruz. Sizce bu toplum için bir tehdit oluşturur mu? Aftan yararlanacak olan suçlular eğer suç işlemediyse bunları zaten çıkarsınlar. Eğer işlediyse cezasını çeksin. Cezasını çeksin, bir daha yapmasın, bir daha yaptırtmasın. Bizim için bir tehlike oluşturur mu sizce? Olur tabii, haliyle. Yani bir ahlakı, ne bileyim, bayağı bir erozyona uğradık zaten. Yani ahlak konusunda uğradık, karakter olarak uğradık. Her şeyde bir menfaat. Her şeyde zahmetsiz rahmet görmek gibi. Yani zahmetsiz kazanç peşinde herkes. Peki sizce MHP neden böyle bir af tasarısı sunmuş olabilir meclise? Kayırma.
bazı kişileri kayırma amaçlıdır. Bak suçsuz yatanlara Allah yardım etsin. Allah onları tez günde kurtarsın. Ama suçlu onlar suçunu çeksin. Çıkmasın. Cezasını çeksin tabii canım. Teşekkür ederim. Meclise bir af tasarısı sundu. Bazı evet. suçlar için 5 yıl şartlı ceza indirimi uygulanacak. Yani cezası 5 yıldan az kalanlar serbest bırakılacak. Bu suçlar arasında insan ticareti... Ya Allah. Tamam. Şimdi bak siyasi durumlarda şimdi ben af şeyine karşıyım. Olan kişilerin, olmayan kişileri ayırdım yapmaları lazım. MHP sizce neden meclise böyle bir af tasarısı sunmuş olabilir? MHP kendine göre bir kişiler arıyor yani etrafında kendine. Kendine bir kişiler arıyor. MHP'nin yaptığı iş yanlış. Yanlış yani. 165 bin kadar evet. suçlu af tasarısından yararlanacak. Sizce bu halk için bir tehdit oluşturur mu? Tehdit oluşturur. Oluşturur yani. Oluşturur yani. Olmaması lazım. Bu yani çıkan her kişi huzurlu durmaz. Gene de aynısını yapar yani çıktıktan sonra. Neden? Bu afı bekliyorlar, suç işliyorlar. Ama paralı ama parasız yapıyorlar bu işleri. Suçu yapıyorlar. Ama sevdiklerine kavuşacak. Sevdiklerine kavuşacaklar ama yarından sonra gene huzursuz olacak bu millet. Huzursuz olacak. İnsanlık bu değil ama düzenli dursa durmaz. Durmaz bizim millet durmaz. Benim yok. Benim hiç kimsem yok. Allah da göstermesin yani. Bu kişiler zararlı kişiler olduğu için gene zarar verecektir millete. Gerçek başka da bir şey diyecek yazın, bir şeyim yazın, yok. Yazın çıksınlar Mustafa amca. Dört duvar arasından kurtulsunlar. Allah yardım etsin. Yarın ya yarın. Bir nefes alsınlar. Kapalı yerde kalmak zordur. Ya ben Allah göstermesin diye ben bak gene de söylüyorum. Bak seni de içeri girme durumu olabilir. Herkes aynı suçtan değil ki. Bazısı da kader mahkumu. Değil ben mi? Kader mahkumlara ne diyeyim bak ne adam diyeyim. Adam ne yapmış mecbur yüzden sonra gelmiş. Yüzden ayırıyorum ben bu kişileri. %50 ayırdığım için bak kader mahkumu olanları istiyorum. Olmadan iş mahkum olan kişiler. Bunlara istiyorum ben af. Ama o parayla tutup bu canları benim şeyimi canını alan kişiler var. Bunlara af niye isteyeyim ben? Af istemiyorum bunlara. Bunları öğrensinler, bilsinler. Yine de devletimiz neye uygun görürse olsun. Evet. Hayırlısı neyse olsun. Ya herkes ne bunu bilerek yaparsa, salarsa bu insanlar gene de aynısı yapar abi. Yarından sonra gene girecek. Abi içeride yer kalmamış. İçeride yeri yoksa kömürle alsınlar isterse abi. Ben Allah yardımcılar olsun. İnşallah devlet bir güzel bir karar verir, bir af çıkartır. Vallahi ben şey görmüyorum. Parayla tutup parayla yapan kişileri ben istemiyorum. Ya, ben istemiyorum bunları. İstemiyorum. Türkiye'de bir genel af yani gerekiyor diye düşünüyorum yani. Neden? Benim düşün. Nedeni yani zaten cezaevlerde olmuş insanlar üst üste yatıyor. Bir de mahkemeler zaten Türkiye'de çok uzun insanlar 10 senede anca mahkeme bitiyor. Yani genel af. Bu çıkarılacak suçlular arasında insan ticareti yapanlar, hırsızlar, dolandırıcılar, rüşvet, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştıranlar yer alacak. Sizce bu onları halk için ayırma girdin miydi bu çocuk bilmem tecavüzcüler şunlar bunlar bunlara ben de istemiyorum yani. Bunlar muhakkak birkaç tanesi ayrılması lazım. Dediğin gibi bu yetimin hakkını yiyenler böyle ihaleye hile karıştıranlar. Ama bunu önce devletin içinden başlamak lazım yani onların içinden başlamak lazım yani. Tehdit oluşturur mu sizce bu 165 kişi 165 bin kişi aftan yararlanacak? Ya şöyle ben düşüncem şu, bir defaya mahsus suç işleyenler affedilsin ama arkadaşın dediği gibi bunu yani meslek haline getirmişse, girmiş çıkmış, girmiş çıkmışsa ben istemem muhakkak o adam çıktığı zaman gene suç işleyecek yani. Peki MHP sizce neden böyle bir af tasarısı sunmuş olabilir meclise? MHP'nin çeteler var içeride, kendi adamları var yani. Adi suçlara çıkabilir. Her suçu kapsamasın tabii ki. İnsan ticareti, tehdit, şantaj, hırsızlık, dolandırıcılık, evet, rüşvet. Cana kasıt, tecavüzcülere, tecavüze idam gelsin hatta. Bırakın şeyi, affı. Onlara çıkmıyor, yani. Benim saydıklarıma çıkıyor. İnsan ticareti yapanlara tehdit, şantaj, dolandırıcılık, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma.
çıkmıyor. Bunlara çıkıyor. Bunlara çıkıyor. Hayır, çıkmasın, onlara da çıkmasın. Hiç hoş şeyler değil bence. 165 bin suçlu bu aftan faydalanacak. Sizce bu halkımız için bir tehdit oluşturur mu? Çok büyük sorun bence. Ben ilkokul mezunuyum ama anladığım kadarıyla suç makinesiyle dolar ortalık o zaman etrafımızda herkes. Siz ne düşünüyorsunuz peki? Valla ben de aynı şeyleri düşünüyorum yani, çıkmasınlar. Daha kötü olur tabii, tehlikeli. Tehlikeli.